Türkiye yer şekillerinin büyük bir kısmı 3. jeolojik süreçte tamamlanmıştır. Bu durum ülkemizin genç oluşumlu bir ülke olduğunu gösterir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin genç oluşumlu olduğunu kanıtlamaz. Ülkemiz arazilerinin çok yüksek olması kanıtlar. Kaplıcaların yaygın olması kanıtlarken depremlerin sık sık meydana gelmesi, fayların aktif olduğunu kanıtlar. Bu da genç oluşumlu olduğunu gösterir. Yine akarsuların denge profilinden uzak olması yani denge profiline yakın olmaması, eğimin fazla olması kanıtlarken dağların uzanış yönü yani dağların doğu batı yönlü uzanması ne ile ilgili? Levhaların sıkıştırması ile ilgilidir. Levha yönü ilgilidir. Yukarıdaki haritada ülkemiz, ülkemizin yer şekilleri ile ilgili olarak hangi özelliği gösterilmiştir? Ovaların dağılışı değil. Klasik olarak baktığımız zaman şurada bir Kuzey Anadolu fay hattı var. Burada Doğu Anadolu Fayı var. Şu kısımlarda da Batı Anadolu fay hatlarını görmekteyiz. Bu da e, deprem alanlarının dağılışını gösterir. Ülkemizde kaplıca ve ılıcaların coğrafi dağılışı ile ile e, ilgili aşağıdakilerden hangisi birbirini takip eder demiş. Şimdi tektonik ovaların değil, karstik alanların değil, aşınım platolarının değil, maden yataklarının değil. Şimdi burada ee, Ilıca ve kaplıcaların ülkemizde yaygın olduğunu bileceğiz. Ilıca ve kaplıcaların fay hatlarına yani kırık hatlara e, paralellik gösterdiğini biliyor olacağız. Ege bölgesinde akarsular, menderesler oluştururken Doğu Anadolu'da ise derin vadiler oluşturur. Bu durumun ortaya çıkmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir? Yüz, yüz ölçümlerin farklı olması değil, Ekvatora göre konum farkı değil. Akarsunun yatak eğimi kesinlikle. Şimdi iklim farklılıkları bir de toprağı da denedikten sonra bir akarsuda akarsu eğimi var olan <laughs> yatak eğimi akarsuyun e, hangi tip vadi içerisinde akacağını belirleyen en temel olgudur. Ülkemizde barajların etrafında yoğun bir şekilde ağaçlandırma yapıldığı görülmektedir. Bu durumun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Barajların etrafında yoğun ağaçlandırma yapılmasının en temel nedeni ağaç, e, barajların etrafındaki erozyonu en, en aza indirmektir. Peyzaj çalışması değil, rekreasyon alanı oluşturma değil, yeni orman alanları kazanma değil. Burada erozyonu engellemek için yapılan bir çalışmadır. Bu çünkü toprak var olan barajlar büyük toprakları taşıyıp başka alanlara götürme kabiliyetine sahiptir. Aşağıda verilen havzalardan hangileri kapalı havza özelliği göstermez? Havzaları ikiye ayırıyorduk. Eğer bir akarsu suyunu deniz ve okyanusa ulaştırabiliyorsa açık havza burası neresi gibi? Karadeniz'de dökülen Çoruh Nehri gibi değil mi? Veya Çoruh Hav Havzası gibi ama Van Gölü ama Aras Gölü kapalı havza özelliğine sahiptir. Yani burada cevabımız Adana olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin akarsuların özellikleri arasında yer almaz demiş. Rejimleri düzensizdir. Evet. Ulaşım ve taşımacılıkta yararlanılır. Türkiye'deki akarsularda ulaşım ve taşımacılıktan yararlanılmaz. <laughs> akarsuların derini, e, akarsuların <laughs> 8'i tekrar alıyorum. Akarsuların 8'i tekrar alıyorum. Akarsuların derini aşındırması ile yatak eğimi zamanla azalır. Akış hızı zamanla azalıp sona ermeye başlar. Akarsuların ağ, ağ, kaynağından ağız kısmına doğru iç bükey görünüm almasına denge profili denir. Yukarıda da denge profilinin e, grafiğini vermiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki akarsuların denge profilinden uzak e, olmasının sonuçlarının arasında gösterilmez demiş. Akarsularımız akış hızı fazladır. Evet denge profilinden e, denge profilinden uzaksa eğim fazladır. Eğimin fazla olduğu alanda da akış hızı fazla olur. Ekstrem sporlardan raftik sporlar için uygundur. Evet, akarsularımızın hidroelektrik potansiyeli fazladır. Bir akarsu hızlı akıyorsa hidroelektrik potansiyeli fazladır. Akarsularımız üzerinde ulaşım ve taşımacılık yapılmamaktadır. Doğru, akarsularımızda denge profili olmadığı için ee, ulaşım ve taşımacılık için uygun değildir. Akarsularımız kıyıda delta oluşturur. Özellikle eğimin azaldığı delta alanlarında akarsular ee, delta alanları oluşturur. Yukarıdaki şekil rüzgar aşındırma sonucu oluştur, oluşmuş mantar kayayı göstermektedir. Buna göre Türkiye'de mantar kaya şekillerine en çok rastlanan bölge e, hangisidir demiş. Şimdi şekle baktığımız zaman mantar kaya kurak ve yarı kurak bölgelerde oluşur. Burada kurak ve yarı kurak bölgelerden e, Türkiye'de arayacağımız alan Marmara, Akdeniz, Ege ve Karadeniz değil İç Anadolu bölgesi olmalıydı. Yaşamış olduğu Karasal iklime bağlı olarak e, rüzgar şekillendirme gücü yüksektir. Yukarıdaki şekiller karstik ve kalkerli sahalarda e, yaygınlık gösterir. Buna göre bu şekillerin aşağıdaki aşağıda verilen bölgelerden hangisinde görülme olasılığı daha yüksektir? Baktığımız zaman karstik alanlar Türkiye'deki yayılım alanı Akdeniz bölgesidir. Çünkü karstik ve karstik şey, karstik kayaçlara bağlı oluşan şekiller daha çok e, Akdeniz bölgesinde yaygındır demiş olacağız. Türkiye'de yer şekillerinin oluşmasında en fazla ve en az etkili olan dış kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? Genel anlamda da bir tek Türkiye'de değil bütün dünyada en fazla etkiye sahip olan dış kuvvet akarsulardır. En az e, etkiye sahip olan kuvvetler de buzullardır. Bunun en temel sebebi yayılım alanları ile ilgili olan durumdur. Aşağıdaki şey yukarıdaki haritada gösterilen volkanik dağlardan hangisinin yeri yanlış gösterilmiştir? Türkiye'deki volkanik dağların dağılışına baktığımız zaman şu alanda bir volkanik dağların dağılışını görüyoruz. Bir de şu alanda bir volkanik dağ dağılışını görmekteyiz. E, soru da burada Doğu, Anadolu'da bulunan dağlar Ağrı, Süpan, Tendürek, Karacadağ gibi ya da İç Anadolu'da bulunan dağlar Erciyes, Hasan Dağ, Melendiz, Karacadağ, Karadağ gibi burada Tendürek'i göster, göstermiş olduğu kısım yanlış Tendürek Doğu Anadolu kısmında yer alacaktı. Türkiye'de özellikle kıyı bölgelerinde delta ovaları yaygındır. Aşağıdakilerden hangisi delta ovaların oluşum koşulları arasında yer almaz? Deniz kıyısının derin olmaması lazım ki akarsular getirdiği malzemelerle doldurabilsin burayı. Kıyı ve akıntıların zayıf olması lazım. Akarsuların bol alüvyal taşıması gerekir ki burada bir birikinti meydana gelsin. Okyanuslarda oluşan gelgit etkisinin fazla olmaması lazım ki o yüzden zaten okyanuslara oranla denizlerde daha fazla delta oluşumu gerçekleşir. Dağların uzanış yönü ise burada herhangi bir değer atfetmemektedir. Yukarıdaki şekilde bir kanyon vadi verilmiş. Kanyon vadilerin daha çok Akdeniz bölgesinde görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Dağların kıyıya paralel uzanması değil. Zaten kanyon vadiler genellikle iç kesimlerde olur. Akdeniz bölgesinde Ekvator'a daha yakın olması Ekvator matematiksel bir olgudur. Özel özel konumla ilgilenmez. Kalkerli ve karstik kayaç özelliği burada e, kanyon vadinin bir diğer adı zaten karstik vadi. Karstik aşının e, karstik e, kayaçların bulunduğu alanlarda yaygın olarak görülür. Yukarıda falez oluşum şekli gösterilmiştir. Buna göre Türkiye'de falez oluşumun aşağıda verilen hangi bölümlerde yaygın olduğu söylenebilir. Dağların denize paralel uzandığı alanlarda falez oluşur. Bur buraya baktığımız zaman e, dağların denize paralel uzandığı tek alan Doğu Karadeniz bölgesi ve Antalya kesidi. Yani Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar denize paralel uzandığı için e, dalgaların aşındırıcı gücü da dağları, ee, dağların aşındırıcı dalgaların aşındırıcı gücüyle birlikte kıyılarda palez oluşumu yaygındır. Sekit eee sekit taraça yatan alüvyallerinin yayılmış olan akarsuyun yeniden canlandırılarak yatağını kazması, derinleştirme sonucu oluşan basamaklardır. Türkiye'de sekit taraç oluşumu yer şekilleriyle ilgili hangi bilgiyi kanıtlar? Eee Türkiye'de buzulların yaygın olduğu sekiler buzul değil bir akarsu aşınım şeklidir. Volkanik arazilerin aktif olduğu değil, Türkiye'de yükseltinin aktif olduğu değil, Türkiye'de arazinin epirojeneze bağlı değil mi bir yükselmeye uğramış olduğunu kanıtlar burada. E, Türkiye'de toptan yükselme meydana geldiği için arkadaşlar burada var olan yapı ne yapar? E, akarsu daha önce biriktirmiş olduğu e, alüvial birikintileri tekrar aşındırmaya başlar. Aşağıdaki şekil dev kazan oluşumunu gösterir. Dev kazanı şekillerinin görüldüğü alanlarla ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır? Eğim ve yükselti fazla olduğu yerlerde görülür. Evet. Turizm için doğal kaynaklardır. Doğrudur. Dev kazanın en yaygın olduğu bölge Marmara bölgemiz değildir. Neden? Çünkü... Yüksel, eğim ve yükseltinin fazla olduğu yerlerde görülürdü. Bu Marmara bölgesi ise eğim ve yükseltinin fazla olduğu bir yer değildir. Manavgat, Kurşunlu, Muradiye gibi e, şelalenin bulunduğu alanlarda oluşur. E, akarsular üzerinde eğim kırıkları oluşturur. Yukarıdaki şekilde gösterilen kaynak aşağıdaki haritada işaretli alanların hangisinde daha çok görülür? Klasik bir fay kaynağı görmekteyiz. Fay kaynağı genellikle fayların bulunduğu alanlarda, aktif fayların bulunduğu, kırıkların bulunduğu alanlarda gözükür. Burada ise Ege bölgesinde çok fazla yaygındır demiş olacağız. Yukarıda gösterilen yeryüzü şekillerinden hangisinin oluşumunda akarsular etkilidir? Burada klasik bir delta Görmekteyiz. Delta'yı ne oluşturur? Akarsu oluşturur. Şurada klasik bir falez oluşumu görüyoruz. Falez'i ne oluşturur? Dalga ve akıntılar oluşturur. Şurada mantar kaya görüyoruz. Mantar kaya'yı ne oluşturur? Rüzgar oluşturur. Peribacaların oluşmasının mantı akarsulardır. Şurada ise dev kazanı ve şelale görmekteyiz. Bunu da oluşturan yine akarsular. Burada 1, e, 4 ve 5'i alacağız. 1, 4 ve 5'i alacağız. Akarsuların aşının şekilleridir. Yukarıdaki grafikte 5 bölgenin gerçek ve iz düşüm alanları verilmiştir. Yukarı, buna göre yukarıda verilen yerlerden hangisinde engebe daha fazladır? Hangisinde gerçek ve iz düşüm arası, e, alanı arasındaki fark fazlaysa orada engebe daha fazladır demiş olacağız. Burada da cevabımız bolu olacaktır. Kalkerli arazilerin çatlakların yer altına sızan sularını toplayıp yeryüzüne çıkması sonucunda oluşan kaynak tipine karstik kaynak denir. Aşağıdakilerden hangisi karstik kaynak e, özelliklerinden biri olduğu söylenemez sorumlu sormuş. Şimdi debileri yüksektir. Evet bu akarsuların debileri, bu kaynak suların debileri yüksektir. E, sularında bol miktarda eriyik kireç bulunur ki zaten karstik alanlarda olduğu için Kireç miktarı fazladır. Suların soğuk olduğunu ama tektonizmeye bağlı yani depremlere bağlı oluşan yapılar olmadığı için bu alanı elemiş olacağız. Yani bunun yer altı ile ilgili bir durum değil. Var olan bölgenin ee, kayaçlar ile ilgili bir oluşan kaynak olduğunu bileceğiz. Yukarıda oluşum süreci verilen yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımız zaman... Denizin içerisinde bir adanın varlığını görüyoruz ve bu ada sonradan ne yapılıyor? Kıyı kordonu ile birlikte kareye bağlanıyor. Bu bir klasik tombolu oluşumudur. Ege bölge Ege bölgesi kıyılarında gerçek uzunluk ile kuş uçumu uzunluk arasındaki farkın fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizdeki e, kıyıların gerçek uzunluğuyla kuş uçu, kuş uçuşu uzunluk bölgelere göre değişkenlik göstermektedir. Bu değişkenlik en fazla Ege'de ortaya çıkmaktadır. Bunun temel sebebi dağların denize uzanış doğrultusu ile ilgili. Dağlar denize Ege'de şu şekilde dik uzanırken o yüzden Ege'de girinti çıkıntının fazla olduğunu bileceğiz. E, girinti çıkıntı bir yerde fazlaysa o bölgenin gerçek uzunluğu fazladır. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde masif yaşlı araziler arasında yer almaz demiş. Zonguldak'ta da taş kömürün de bulunduğu bir alan masif yaşlı bir arazi ifade eder. Yine Mardin eşiği ile Saruhan yani Menteşe bölgesi Muğla, Yıldız Dağları, Marmara'nın kuzeyi buralarda masif araziler yani deprem riskinin düşük olduğu yaşlı araziler bulunurken Deprem riskinin yüksek olduğu masif arazinin olmadığı alan ise Ada Pazarı Ovası'dır. Yukarıda Ege bölgesinde görülen dağların oluşum şekli gösterilmiştir. Buna göre aşağıda verilen Ege bölgesindeki dağlardan hangileri farklı bir şekilde oluşmuştur? Baktığımız zaman Ege'de bulunan Kaz Dağı, Madra, Boz Dağlar ve Yum Dağları bunlar kırık dağlarken Sandık Dağı ise bir kıvrım daha özelliği göstermektedir. <laughs> Türkiye'de buzul yer şekillerinin yaygın olmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Volkan alanların yer almaması bununla ilgili bir durum değil. Daha çok biz neyi arayacağız burada? Sıcaklıkla ilgili bir olgu arayacağız. Güneş ışınlarının geliş açısıyla ilgili bir olgu arayacağız yükseltinin batıya doğru batıdan doğuya doğru artması değil akarsu ve rüzgar erozyonunun fazla olması değil ama Türkiye'nin orta kuşakta olması buna cevap oluşturur. Neden? Çünkü Türkiye orta kuşakta olduğu için güneş daha büyük açıyla alır. Güneş daha büyük açıyla alan Türkiye daha fazla ısındığı için buzullar burada çok etkili değildir. Türkiye'de birinci jeolojik zamana ait arazilerin varlığını varlığını aşağıdakilerden hangisi kanıtlar? Şimdi kıyı ovaları akarsuların oluşturmuş olduğu yapılardır. Bunlar jeolojik devirlerle ilgili bilgi vermez. Yine petrol sahaları Türkiye'nin üçüncü jeolojik süreçte oluştuğunu gösterir. Kırık ve kıvrım dağlar göstermez. Taş kömür yatakları Türkiye'nin birinci jeolojik zamanda olduğunu gösterir. Yine tuz ve bor yatakları Türkiye'nin 3. jeolojik zamanda oluştuğunu gösterir. 3. jeolojik zamandan e, senözeyik senözeyin alt kısmı olan Tersiyer'de oluşmuştur bunlar. Suların e, sularını açık denizlere gönderen veya dışa e, aç, akışı olan göllere açık havza, Sularını dışa gönderemeyen göllere ise kapalı havza gölleri denir. Buna göre aşağıdaki göllerimizden hangisi açık havza özelliği gösterir? Buradan baktığımız zaman Türkiye'nin en büyük kapalı havza özelliği gösteren alan hocam Tuz Gölü'dür. Yine Burdur, Van ve Acı Göl bunlar e, kapalı havza özelliği gösteren göllerken Beyşehir Gölü açık havza gösteren göl e, tipidir. Türkiye'de lapya, uvala, Dolin gibi şekillerin Akdeniz bölgesinde daha fazla yerleş göstermesi nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bu matematiksel bir veri değildir çünkü özel özel ee, kayaçlarla ilgili olan bir durum. Yani burada aslında özel konumda e, tabi olunabilir ama özel konumdan da daha e, şey şıklar verilebiliyor. Kayaç tipi ile ilgili burada bir özellik aramış olacağız. Kayaç tipini de veren de burada hangisi? Jeolojik yapı. Yani iklim ve yeryüzü şekilleri de ilgili olan bir yapı değildir. Buradaki cevap. Aşağıdaki haritada işaretli alanlardan hangilerinde deprem riski Fazladır demiş. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'de deprem riskinin en fazla olduğu alanlar şurada şöyle bir çizgi çizdiğimiz zaman şurası neresi? Kuzey Anadolu fay hattı. Şöyle çizgi çizdik Doğu Doğu Anadolu fay hattı. Bir de şöyle çizgiler çizdiğimiz zaman bunlar da Batı Anadolu fay hattına karşılık gelir. Yani burada cevabımız şu Güney Marmara ve Ege tarafında olan ee, bölgelerimiz.